Şuursuz ya. Şuursuzsun. Dedim ama. Ama dedim. İyi ki de dedim. Şuursuzsun dedim. Çok eskiden olsa söyleyemem. Değiştim. Değiştim artık ben de. Yeter artık herkes bilsin. Gölge gibi yaşamaya mecbursun. Ben ne yapabilirim? Benim ben mi dedim? Bunu da söyledin. Aferin. Ne yapıyorsun? Ay burada mıydın? Rengin kafayı yedi. O da mı kendi kendine konuşuyor? Evet, benim de ondan aşağı kalır yanım yok. Ne oldu? Ya ben anlamıyorum Evren ya. Bu adam beni aldatmadı mı? Tamam, boşanıyorum işte. Git renginle, ne yaparsan yap. Rahat bırakın beni. Renginle sen sanki bu hikayenin mağduru o. Sen bir de onu mu düşünüyorsun? Ya ne düşünce? Ay sabah böyle bir kalkıyorum, oh diyorum ya. Oh diyorum, yeni hayatımın böyle başlangıcına uyanıyorum. Bahar gibi kalkıyorum. Buraya bir geliyorum, ikisinin saçmalıklarını görüyorum. Hop yine kuyunun dibine düşüyorum ben. Ya tabii Nevra Hanım'a da üzülüyorsun. Nasıl üzülmeyeyim? Yıllarca anne demişim kadına. Şimdi yanında olsam bir dert, olmasam bir dert. Haklısın, haklısın. Yeni başlangıçlar yaparsam, yapınca böyle hayat bana tatlılıklar yapar diye hayal ettim. Yeni bir hayata başlaman için önce kendini dinlemen gerekiyor. Kapat bakalım gözlerini. Ay, başıma ne geldiyse gözlerim kapandığı için kapat geldi. Kapat gözünü. Kapat. Ne diyor istesin? Kendim gibi duyamıyorum. Duyarsın daha derine. Kuyunun dibindeki ses. Kuyudaki ses ne diyor? Ben duyuyorum. Ne diyor? Yeniden başlamaya hazırsın Bahar diyor. Hazırız değil mi? Hazırız. Hazırız değil mi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hazırız. Hız. Duyuyor musun ses? Kuyudaki ses. Hazırız. Hız. Eko bizden yana. Hız. İyi misin? İyi. Daha iyisin. Çok daha iyi. Daha dinginleştin. Teşekkür ederim. Ay. Günlük terasımızı da bitirdiğimize göre. Artık iç sesimi değil, kuyudan gelen sesi dinleyeceğim. Evet, Midas gibi. Tamam, artık kuyu sesimiz var. Ay, çok iyi. Tamam. Görüşmek üzere Evren Hocam. Görüşürüz Bahar. Görüşemezsiniz Evren Hocam. Niyeymiş o Timur Hocam? Çünkü Bahar benim eşim. Ben en son sizden ayrılmak istediğini biliyorum. Yanlış biliyorsunuz, isteyebilir ama ben boşanmayacağım. Bahar'ı asla bırakmam. Doğru. Bir Yavuz oğlu olduğunuzu unutmuşum hocam. Ne demek şimdi bunu? En azından Bahar'ın kararına saygı duymayı deneseniz. Yani en azından siz farklı olun. Biz... Ne ima ediyor ya? Gıcık. Ya Allah Allah. Yani bayağı bayağı Timur kızının ressam olmasına bile okey yani, öyle mi? Ay Çağla, Umay'ı görmen lazımdı. Babasından onay aldığı için o kadar mutluydu ki. Ya çok. Öyle işte, hangimiz anne babamız tarafından onaylanmak için çıldırmadık ki? Yani. Sandığım kadar kolay olmayacak galiba. Boşanmak mı? Boşanmak. Yani şimdi çocuklar büyüdü, etkilenmez falan diye düşünmüyor insan ama çok da öyle olmuyor işte. Azuraz kendini çalışmaya verdi yavrum. Ya. Gece gündüz hastanede. Oh. Umay zaten. Onların düzeni için ev tutmam lazım. Hayat pahalı, çok pahalı. Bahar, saçmalama. Ben ne gibi duruyorum burada ya? Ya tamam. Ya ne tamam, birlikte öyle sana tamam bir düzen işte kuracağız yani. Tamam, yapacağız. Tamam. İyi ki varsın sen ve Reha Hoca. Sus, saçmalamaz. Ne? Tövbe estağfurullah. Nasıl?
Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Ben nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor işte yani? Sihirli elmalar nasıl gidiyor? Sihirli elmalar. Neyler neyler? Ay. Bir şey diyeceğim. Buranın ışığı çok güzel. Gelin üçümüzde bir fotoğraf çekinelim. Ya, tamam, hadi. Çekelim. Şöyle. Evet. Bak benim çaktık saydım bu taraf. Benim de bu taraf. Bunu bu taraf. Parlıyoruz. Parlıyoruz. Çünkü ışığımızı bizden kimse alamaz. Burada basmadan duruyorum. Hadi. Ay çok güzel ama. Anne bir şey soracağım. Canım. Siz gençken de böyle miydiniz? Pardon. Biz hala genciz. Tamam. Ama evet gençken de böyleydik. Böyle miydi? Öyleydik. Çok daha çılgındık. Birazcık. Azıcık daha. Azıcık daha. Çağla ablan iki haftada bir aşk acısı çekiyordu. Bak benim ayda iki kere muhakkak aşka tövbe seansları vardı. Tabii. Tövbeli mi? Tövbeli nasıl bir daha aşk olmayacağım. Asla. Ne bileyim bana zor geliyor. Ne zor geliyor? Ne? Büyümek. Ne bileyim çok acı çekecekmişim gibime geliyor. Hele ki aşık olursam kimseye güvenemeyecekmişim gibi. Ama neyse boş verin. Aman öyle olmuyor hayatım Allah aşkına. Öyle olmuyor. Öyle olmaz. Böyle yürürsün işte. Öyle geri, yolu geri. Bildiğin yolu bildiğin sürece ha. Bak böyle bile gidersin. Ha. Yolu biliyorsun Leze. Yol temiz. Bak nasıl gidiyoruz? Bir şey göremezsen de biz zaten yanındayız. Ne bir şey? Tamam ben de geri geri yürüyorum. Hep birlikte. Güzelmiş. Hep beraber yürürsek ya ben de tamam. Bebeğim. Bak. Bir maske. Tamam mı? Bir kahve. Bir kızlar gecesi bitti. Bak şu üçlü, şu triple trouble. Tamam mı? Çözemeyeceğimiz şey yapın. Sakın olur. Ya. Tamam. Ya. Sevgiyim var. Sevgiyim var. Ya. Oh. Böyle küçükken annem, babam, ben, abim yapıyorduk. Ama küçükken anne insanlar bakıyor. İnsan gibi yürü. İnsan koca kadınız ya. Koca kadın falan. Koca kadın değil. Koca kadın değil. Seni kaçak seni. Evet birader. Hadi bakalım mola bitti. Kalkıyoruz kalk 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 kalk. Hadi kardeşim kalk. Hadi. Kardeşim kalk kalk. Gitmiyorum. Hadi kalk kalk. Gitmesene ya. Sen kimsin ya? Asıl sen kimsin ve neden beni birader diye dürtüyorsun? Ya kusura bakmayın rahatsız ettim. Buyurun uykunuza devam edin. Ha ben tekneleri karıştırdım yine değil mi ya? Ay. Ay Allah ya. Su var mı? Yok kapattık. Ağrı kesici var mı? Kalmadı. Ha. Ama bir özrünüzü alırım. Tamam yemedik tekneni canım. Aa, özür de dileriz yani gerekirse. Oh, başım çok fena. Hiç mi ağrı kesici yok? Yok. Ha. Sen ne yapıyorsun burada? Ben işte tekneleri geziyorum. Böyle izinsiz uyuyanları uyandırıyorum falan. Kamu hizmeti yani. Tekne benim. Burada yaşıyorum. Neden? Hesap mı vereceğim bir de? Ha. Ay bir günde böyle evde sinema gecesi yapalım. Ha? Korku filmi izleyelim Aa, böyle. Hayır korku filmi falan değil canım. Ya ay, sen rahatlamak için film izler. Gerilmek için öyle film izlerim. Güzel böyle rahatlatıcı bir film koyarız. Çiğdemimizi alırız, çitleriz. Güzel güzel. Peki hocam çiğdem midir, çekirdek midir? Çiğdemdir efendim. Çiğdemdir. Ben çiğdem severim. Çiğdem. Ben de çiğdem severim. Çiğdem. Çiğdemi çok severim. Aynen. Ay. Evlendim ya. Evet. Aa, Evren. Biri mi var yanında? Hadi selam verelim. Evet. Yok. Aa, yok. Yok 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 kızım.
Yok. Geç oldu. Geç işe yapmayalım. Rahatsız etmeyelim. Saat çok geç. Taksiye binelim, evimize gidelim. Gel Umay Kuş, bir an gidelim biz. Aman. Hayır, sen niye gece gece tekneye geliyorsun? Hayır, burada yaşıyorsun da ne oluyor yani? Anlamadım. Tek kişilik şovun bittiyse harika. Sizi şöyle çıkışa doğru alalım ama sızdığın yerden değil, direkt kapıdan. Buyurun. Vay be. Şişt, tamam, tamam. En köksüz sensin kardeşim. En ıssız sensin. Sensin. Ay. Şey. Tamam, yemedik tekneni. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Buranın iti kopuğu çoktur. Bunları böyle açıkta bırakma bence, tamam mı? Ha, sen içmedin tabii. Aşk olsun. Öyle başıboş serseri bir tipe mi benziyorum ben? Ya sen nereden çıktın? Gece gece çattık. Çıktığım gibi gidiyorum efendim. Tamam, evet, hadi. Kolay gelsin. Haydi görüşürüz. Motor da benim yalnız. Öyle gözümün içine baka baka çalamazsın. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen var ya, sen aşırı sıkıcı bir insansın ha. Çok sıkıcısın ya. Her şeyim var, tamam. Her şeyim var. Teknem var, motorum var. Çok güzel ama sıkıcısın kardeşim, sıkıcı. Tamam, tamam, hadi iyi geceler. Ceket. Ceket. Nereye kayboldun? Oh. Ya cüzdan, kimlik. Nereye kaybolmuş olabilir ki? Doktor Bahar Özen, acilden bekleniyorsunuz. Ne haber? Nasılsınız hocam? Parçalı bulutlu. Umarım yakında güneş doğacak. Kuyudaki ses. Kuyudaki ses, kuyudaki ses, kuyudaki ses karışık vallahi Evren. Ne oldu? Umay'ın notları düştü. Azra suratıma bakamıyor. Ya. Ben böyle yeni hayat, yeni hayat derken çocuklarımı düşünmeden mi hareket ediyorum? Hoca. Sürekli kendine çelme takıp duruyorsun. Ya, çok sıkıcı. Sen çocukların için en iyi olanı yapacaksın zaten. Yapacağım. Hı. Yapacağım. Kuyudaki ses, kuyudaki ses. Kuyu. Günaydın doktor bey. Nasıl oldu anlamadım ama ceketim bende kalmış. Getireyim dedim. Çok güzeldi. Güzeldi çok. Hayırlı işler. Hoşça kalın, merhaba. Kolay gelsin. Teşekkür falan yok mu? Sen hırsızsın biliyorsun değil mi? Ya hırsız olsam giyer gezerdim. Giymedim, getirdim bak. Ödünçüyüm ben. Dün tekneni de öyle bir saatliğine ödünç almıştım zaten. Ha. Bütün bu yaptıkların suç. Bunu da biliyorsun herhalde. Suçsuz insan mı var ya? Herkesin var böyle küçük vukuatları. Ben manevi suç işlemem. Kalp kırmam mesela. Ceket falan çalarım. Hem bak kartlarım falan da hep cebindeymiş. Teşekkür kahvesi falan yok mu? Yok. Ben ödünçlülere kahve ısmarlamıyorum. Allah'a ısmarlıyorum. Bay bay. Ha sen bayağı kaba bir adamsın. Anladım. Hem sıkıcı hem kaba. Çok iyi. Bak keşke getirmeseydim ceketini. Giyseydim, yaksaydım. Kartlarını falan da hep patlatsaydım. Suç kimde biliyor musun? Suç kimde? Ceketini getirende. İyilik yapanda suç. Ben ne günah işledim ya. Timur. Şöyle kendim. Anne, ne oldu? Ben ölüyorum. Anne. Anneciğim söyleme öyle şeyler daha. Sonuçlar çıktı, tiroid kanseri başlangıç evresi. Tamam, tamam anne, her şeyin çözümü var artık. Beni bırakmayın lütfen. Tamam anne, buradayız, tamam. Tamam anneciğim, merak etme. Canım, ne yaptın?
Ben geldim. Apartmanın önündeyim. Ne zaman geleceksin? Bahar, çok özür dilerim. Klinikte işler karıştı. Ben çıkamadım. Çok özür dilerim. Ne diyorsun? Tamam, oldu oldu. Problem değil. Ben tek başıma bakarım. Olur canım, hiç öyle şey. Ben zaten bir çare düşündüm. Ne gibi? Bahar hocam. Yettim. Ya, geldi çaren. Burası mı? Burası. Çağrı, neden böyle yapıyorsun? Tamam, neyse. Kapat hadi, kapat. Burası. Neden? Ne o? Nasıl? Neden? Neden? Ya ama yani. Yani senin işin gücün var. İşin gücüm var, evet. Şu an senin yanında olmak. İstemiyor musun? İstemiyorsan giderim. Hayır canım, ondan değil. Yani bir başka bir işim vardır Yukon. Hayır, Çağla'yla plan yaptık, tamam mı? Yeni adım atarken sürekli yanında olacağız. Ya o olacak, ya ben olacağım, ya da ikimiz birden olacağız, tamam mı? Evet, belli, orası belli. Tamam efendim, buyurun. Tamam. Yeni ev adayımızı görelim. Buyurun. Tamam, böyle yine taytay durmaya başladım. Bebekler gibi hissediyorum kendimi. Ay, çok heyecanlı. Ay anne, ben bu camın önüne resim eşyalarımı koyabilir miyim? Manzarası harika. Hadi prenses, hadi. Benim piyanom nerede duracak? Aman içeride dursa ne olur? Sen zaten bütün gün hastanedesin. Ay iyi, tamam. Nasıl istersen öyle olsun. Ama büyük oda benim. Teşekkür ederim. Vallahi harika. Evet. Bu aralar zaten malum ev kiraları da biraz yükseldi. Ama tabii bu muhitte bu fiyata ev bulmak artık çok zor. Evet. Bahar, yani nasıl, içine sindi mi? Ya güzel, çok sıcak. Çok tatlı buldum. Manzarası da güzel. Çok, çok iç açıcı. Yani çocuklar da beğenirlerse, çocuklar da tabii işin içine girince evin içine girince sıcacık olacak. Taşınmakta problem yok zaten, hemen bir an önce ben de yardımcı tabii olurum. Tabii zaten. Eşyalar yenine alınacak. Bu arada ev sahibimiz de doktor çift olduğunuzu duyunca çok sevindi. Çocukları... Yok, çift değiliz. Yok, benim çocuğum yok. Benim biz, var. Benim iki tane var. Biz hastaneden yakınız. Yani kişisel şeyiz. Arkadaşız yani. Yakın. Evet, yoksa benim çocuk yok. Ben teknede yaşıyorum zaten. Ben çocuklarla yaşayacağım ama. Evet, burada yaşıyorum. Ama yani arkadaşız, o gelip gidecek bir şey. Tabii ki, çocuklarla tanıdığım için ben onu sürekli gelip gideceğim yani. Yoksa böyle bir şey olmaz. Biz çocuklar, iki çocuk, bir ben yetişkin. Evet. Aslında onlar da çocuk. Üç yetişkin. Sayılmazlar, evet yetişkin. Ben de hiç yok ama. Hiç, ben teknede tek başımayım ben. O tek. Biz üç. Öyle. Pardon, kusura bakmayın. Ben sizi böyle yan yana görünce genelde eşler geliyor bakmaya. Arkadaşlık da çok güzel. Aydan soracağım. Çok iyi. Ben bir tarafım, müsaadenizle. Tamam. Efendim? Ne yapıyorsun Bahar? İyiyim, sen ne yapıyorsun? İşlerimi hallediyorum, ne oldu? Ya Bahar, senden bir şey rica edeceğim ama bak, hayır demeden önce lütfen bir düşün, tamam mı? Annemi gördün, yardıma ihtiyacım var. Ne istiyorsun? Diyorum ki beraber bir akşam geçirelim, tamam mı? Çocukları da al, hep birlikte bir yemek yiyelim. Ne bileyim, biraz moral olsun kadına ya. Lütfen. Timur. Lütfen bak, tamam, benim için değil, annem için yapmanı istiyorum. Lütfen, hayır deme Bahar. Yardımına ihtiyacım var. Tamam. Teşekkür ederim Bahar. Bahar, iyi misin? İyiyim. Yeni bir sorun değil. O zaman ben evi sevdim. Ama çocuklar da bir görsün isterim. Onlar da okey derlerse tutarız. Tabii, sıkıntı yok, görebilirler. Ama yarın karar vermeniz lazım. Çünkü evin başka talipleri de var. Vardır mutlaka. O zaman haberleşin. Tamam, oluruz. Hemen sözleşme yaparız. Teşekkürler. Teşekkür. İyi günler. İyi günler. Size de. Bir şey oldu. Ne oldu? Çok oldu. Timur arıyor. Kim? Timur arıyor. Nevra anneyle ilgili. Nasıl, ne diyor? Yani sonuç olarak gideceksin, öyle mi? Yani Bahar'a da bu yakışır diye düşünüyorum. Doğru, haklısın. Yani kuyuya düşmeden, kendini feda etmeden destek olabilecek miyim? Yeni sınavında bu demek ki, belli ki yani. Sınav benim yaşam şeklim. Ben de burada. Tamam, ben de. Tamam. Kendine iyi bakın. Sen de. Çok teşekkür ederim.
Hiç önemli değil. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Yanındayız oğlum. Tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.